Bayilik haftası dolayısıyla benim önüme konulan listede 17 arkadaşımız var. Bedir Bey, ilk sözü size mi verelim? Çok teşekkür ederim öncelikle. Sayın Genel Başkanım, bu hafta bildiğimiz gibi bütün dostlarla beraber aylık haftasını kutlamaktayız esnaf teşkilatında. Evet. Şu anda 17'ye yakın esnaf arkadaşımız Kemeraltı Tarihi Esnaf Derneği ve Kemeraltı esnaflarından. Onlar hem dertlerini söyleyecekler hem mutluluklarını söyleyecekler size. İzin verirseniz ben toplantıyı açmak isterim. Tabii. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Sağ olun. Öncelikle İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanımız, genç bir kardeşimiz, sevgili Semih Girgin'e bir konuşma vermek istiyorum. Evet. Buyurun Semih Bey. Teşekkürler vekilim. Genel Başkanım saygılar. Merhaba, saygı benden efendim. 2500 tane tescilli yapısıyla beraber hanları, hamamları, sinagogları, camileri, kilisesi, agorasıyla dünyanın eşi benzeri bulunmayan bir alanın esnaflarıyız aslında. Buradaki çoğu esnafımız yaklaşık 14 bin kişi. Anlatmak istediğim tabii elbette çok şey var. Çok ciddi sıkıntılar içerisinde geçen bir dönem oldu. Öncelikle moralimiz bozuldu her şeyden önce. Hiç hazırlıklı olmadığımız, beklemediğimiz bir durum bu herkes için. Bizi de ilgilendiriyor tabii. Personelimizle olan ilişkilerimizi sıkı tutmaya çalıştık her şeyden önce. Zor günlerdi çünkü hepimiz için. Kendimizi düşündüğümüz kadar personelimizi de düşünmek zorundayız. Çünkü biz onlarla varız. Onlarla birlikiz. Onlar yoksa biz de yokuz. Evet. Bu sebepten hiç kimsenin mağdur olmadığı bir dönem yaşatmaya çalıştık. Kendi gayretimiz de oldu buna. Sabırla bekliyoruz bugünlerin geçmesini. Efendim, biz 50 yıldır babadan oğula geçen bir esnaflığımız, Kemeraltı esnaflığımız var. Burası da büyük bir AVM. Binlerce esnafı barındıran, hatta çoluk çocuğundan 10 binleri, 100 binleri bulan bir AVM. Fakat müşteri kayıplarımız çok. Araya pandemi dönemi girdi. Bu dönemde de çok sıkıntılar çektik bütün çarşı esnafı olarak. Bu dönemde efendim Sayın Başkanım, birçok esnafımız maddi sıkıntılara girdi. Yani bizim böyle bir sıkıntılarımız var Sayın Genel Başkanım. Bizim sıkıntılarımızı efendim kulak verdiğiniz için, bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde 2 ay kapattık mecburiyetten. Evet. Ama sonrası tekrar açtıktan sonra yani biraz işler, o yüzden idare etmeye çalışıyoruz. Ben Moşe Sadi, 1956 İzmir doğumluyum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Saygı İzmir'in bize. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan selamlar ve sevgiler söylüyorum. Sağ olun efendim. 1975'te bu çarşıya geldim. Babam 60 senelik esnaftı. Ne öğrendiysem babamın sayesinde burada öğrendim. Ya. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aslında altın bileziğimiz var. Bunun farkında değiliz maalesef. 8 tane havramız var. Bu 8 tane havra kemer altında ve iç içe durmakta. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Prag'da 3 tane havrayı yan yana koydular. Ve orasını yani herkes maalesef ziyaret ediyor orayı ve dünya para kazanıyorlar orada. Ama burada bu işleri maalesef gerçekleştiremiyoruz. Üzgünüm. Yoksa burayı inanın buraya çok turist gelir. Öncelikle Ahilik Bayramı diye nitelendiriliyor ve bize bu bayramı bugünlere kadar getiren Ahil Devran'a ve ona tavsiye veren Hacı Bektaş Veli'ye selam olsun diyorum. Ahilik Teşkilatı'nın görevlerini tabii biliyoruz. Bize esnafa verdiği kıymeti de biliyoruz. Eskiden beri olan gelenekleri bunlar. Evet. Şimdiki o geleneği orada Ahilik Teşkilatı'ndan bugüne kadar gelen, şimdi o görevi üstlenen odalar ve ticaret odası ve esnaf odalarının bu geleneği sadece bir gelenek olarak sürdürmesi bizi üzüyor. Bu 2 aylık pandemi sürecinde, bizim kapatmamız sürecinde hiçbir şekilde bizlere yardımcı olmadılar. Bir kere gelip halimizi, hatırımızı sormadılar. Bu sene çok zor bir sene geçiriyoruz.
Öyle. Pandemi nedeniyle. Özellikle esnaflar çok zor bir sene geçiriyor. Evet, gerçekten öyle. Hani babalar günüydü, iki bayramdı, hepsini kaçırmış olduk. Öyle. Öncelikle bütün esnaf arkadaşlarımı Ankara'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kemeraltı'nın başkan da ifade etti Semih Bey. Gerçekten Kemeraltı'nın sadece İzmir açısından değil, Türkiye açısından ayrı bir önemi var. Hem tarih açısından hem toplumsal kültür açısından farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı güzel bir atmosfer var orada. Tabii zaman içerisinde bazı arkadaşlarım dillendirdiler. Bu dayanışma yeteri kadar, eskisi kadar, yani Ahi Evran kültürünü yeteri kadar içselleştiremedik diye. Bunun sorumlusu aslında esnaflar değil. Yani bunun sorumlusu tamamen siyasetçiler. Çünkü siyasetçiler Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. İnancını sorgulamaya başladık. Onu insan olarak görmemeye başladık. Ve bundan Türkiye'nin, bu atmosferden Türkiye'nin mutlaka kurtulması lazım. Komşumuzun kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun komşumuz bizim komşumuzdur. Arkadaş bizim arkadaşımızdır. Onu insan olarak görmeliyiz. Onun emeğini, onun alın terini görmeliyiz. Esnaflık kolay bir iş değil. Bunu ben bilirim. Esnaf sabahın köründe kalkar, dükkanı temizler, dükkanın önünü temizler. Gelen müşteri acısı bile olsa acıyı hissettirmez, güler yüzle karşılar. Ayrıca esnaf dediğimiz kişinin devlete yük olmadığını da biliyoruz. Tam tersine kazanır, götürür, vergisini verir. Yanında bir kişi çalıştırıyorsa ona ustalık kazandırır, onu yetiştirir, meslek sahibi yapar. İşte az önce bir arkadaşımız söyledi, 130 yıllık bir gelenek, 135 yıllık bu gelenekler kolay sürdürülmüyor. Yaptığınız hizmetin müşteri tarafından kabul görmesi lazım. Müşterinin size saygı duyması lazım. Sizin müşteriye saygı duymanız lazım. Esnafla müşteri arasındaki ilişki, esnafların kendi aralarındaki ilişkilerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Bunları aslında hepimiz biliyoruz. Bir şekliyle böyle olması gerektiğini de hep beraber istiyoruz. Ama siyaset bazen ayrımcı politikalarla, farklı insanları farklı yere yönlendirerek geleneksel yapıyı biraz hırpalıyor. Ama en azından şunu görüyorum. Kemeraltı esnafı bütün bu olumsuzluklara rağmen bir arada, birlikte, birbirinden güç alarak vatandaşa, İzmirli'ye hizmet vermeye çalışıyor. Aziz Bey güzel bir şey söyledi. Yani dükkanı kapattık dedi ama yanımızda çalışanların haklarını da korumaya çalıştık. Onları da korumaya çalışıyoruz. Doğru. İş yeri kapandı. Hadi sizin biraz diyelim 3-5 kuruş birikiminiz var ama yanınızda çalıştırdığınız çırağın birikim olmayabilir. Ama ona da baktınız. Onun da bu sıkıntılı süreçten rahat geçmesini sağlayabilecek en azından emekleriniz oldu. Bu açıdan size teşekkür etmek herkesin görevi, benim de görevim. Ama esnafların da kendi içinde dayanışması lazım. Maalesef odalar zayıf, maalesef odalar esnafların çıkarlarını yeteri kadar savunamıyorlar, yeteri kadar güçlü değiller. Ama bunun sorumlusu da yine esnaflar, onu da ifade edeyim. Yani esnaf arkadaşlar kendi haklarını, kendi çıkarlarını savunan güçlü profiller seçmeliler. Bunlar siyaset kurumuyla gerekirse kavga edebilmeli, gerekirse düşünceleri biraz daha net, biraz daha açık dillendirmeli. Biz olabildiğince esnafın sesi olmaya çalışıyoruz. Bu süreç içinde esnaf, en büyük zararı gören esnaf. Dükkanı kapandı ya, esnafın bir kısmı zaten günlük yaşıyor. Kahveciyi düşünün, günlük yaşıyor. Şimdi kahveleri açtılar, efendim oyun oynamak yasak. Ya oyun oynamak yasaksa, sohbet etmek yasaksa bu adamlar niye gelsin kahveye o zaman? Kahveciler şikayet ediyor, berberler şikayet ediyor. Sizler işte esnafsınız, sizler şikayet ediyorsunuz. Bir şekilde bunun giderilmesi lazım. Bakın bu devleti kuranlar o kadar güzel ilkeler belirlemişler ki esnaf için banka kurmuşlar, Halk Bankası. Bugün Halk Bankası esnaf bankası değil, oradan çıktı. Ziraat Bankası çiftçi bankası, Ziraat Bankası çiftçi bankası olmaktan çıktı. Esnaf Bakanlığı, evet Esnaf Bakanlığı olmalı, esnafın yaşaması lazım. Esnafı öldürdüğünüz takdirde esnaf ne yapacak Allah aşkına, ne yapacak? Kendi alanını, kendi alanını usta alacak, kendisi usta, çırak yetiştirecek. İşte ut yapan ustamız var. 4 ayda bir ut yapıyorum diyor. Bu ağacın dinlenmesi lazım, diğer aşamaları anlattı.
E peki 4 ayda yapıyorsunuz bunu. 1 saatte satıyorsunuz. Eğer müşteri bulursanız. E şimdi yeni bir çırak alacaksınız. Bu çırağı yetiştireceksiniz. O çırak da böyle hayatını sürdürecek. E dolayısıyla onun bir geliri elde etmesi lazım. Bunlar çok önemli. Dediğim gibi sizler de bunlar üzerinde duruyorsunuz ama siyaset kurumunun biraz daha fazla durması lazım. Sağlık çalışanlarına teşekkür etti bir arkadaşımız. Bütün sağlık çalışanlarına gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Bu süreç içinde çoluk çocuğunu bile görmeden hastaların tedavisi için olağanüstü emek harcayan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür hepimiz için bir görev. Şunu da kabul etmek lazım. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Gerçekten mücadele ediyorlar. Büyük bir sıkıntıları var. Onlarla da zaman zaman görüşüyorum. Onlar da sıkıntılarını bir şekliyle bize aktarıyorlar. Kuşaktan kuşağa esnaflığın devri Ahi Evran kültürünün bir geleneğidir. Ahi Evran'ı da yeteri kadar bilmiyoruz aslında. Yetiştiği çağı bilmiyoruz. Bakın her mesleğin bir etik değeri var. Esnafın da var. Ve bu konuda olması için çırpınan bir partinin genel başkanı olarak söyleyeyim. Etik değerleri olmayan siyaset kurumunun etik değeri yok. Her şeyi söyleyebiliyor. Rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Rahatlıkla rüşvet alabiliyor. Rahatlıkla haksızlık yapabiliyor. Ama bir etik değeri yok. Sizler Ahi Evran kültürü, o geleneği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Doktorlar yemin içerler, efendim Hipokrat yeminini. Hakim giderken yemin eder, işte nasıl davranacağını anlatır. Ama siyasette böyle bir şey yok. Onu da düzeltmemiz gerekiyor. Altyapı, üst yapı konusunda da tabii oraya dokunmak çok kolay değil. Tarihi bir bölge orası. Kaldırdığınız her taşın kemer altında bir değeri var, bir tarihi var. Dolayısıyla bütün onlara dikkat ederek kemer altını düzeltmek gerekiyor. Efendim sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bedir Bey bizleri buluşturdu. İnşallah bir gün İzmir'e geldiğimde kemer altını gezme şansımız olur mu bilmiyorum ama en azından şimdi konuştuğumuz arkadaşlarla bir tokalaşmak, bir selamlaşmak isterim. Bir helvayı tatmak, bir pideyi yemek isterim. Dolayısıyla yani gelmek isterim ama işte bazen maalesef çok istememize rağmen bazen istediklerimizi yapamıyoruz. Çünkü siyasete girdikten sonra hayat bizim hayatımız olmaktan çıkıyor. Yoğunluk oluyor. Gittiğimiz yerlerde ziyaret ettiğimiz esnaf bazen çok kalabalık olunca esnaf alışveriş yapacak biz bir anlamda ona engel olur pozisyona geliyoruz. O nedenle hani böyle daha sessiz, sakin bir ortamda gelip kemer altında ben de gezmek isterim. Ki gezdim siyasete girmeden önce geldim, defalarca gezdim. Çünkü İzmir çok güzel bir yer. Askerliğimi İzmir'de yaptım, Bornova'da. Yaz aylarında Basmane'de bir otelin en üstünde ranzalar atılmıştım. Orada yatardık yıldızları seyrederek. Ondan sonra da cumartesi, pazar İzmir'in çevresini gezerdik. Gerçekten İzmir bir doğa harikası, tarih açısından olağanüstü güzel bir yer. Sizler güzel bir yerdesiniz, kemer altındasınız. Kemer altta çok güzel bir yer. Umarım hep beraber huzur içinde bol kazanç elde ederek, devletinize verginizi ödeyerek huzur içinde bir yaşam sürdürürsünüz. Ben Ankara'dan hepinize yürek dolusu sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Bizi buluşturan Bedir Bey'e de yürekten teşekkür ediyorum. Ben bu güzel günün anısına ahiliğin hoşgörüsüne sığınarak size bir teşekkür belgesi vermek istiyorum esnafım adına. Benim için onur belgesi olur. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma tekrar hayırlı akşamlar, bol kazançlı günler. Teşekkür ederiz. Hediye belgeyi dijital ortamda gönderdi Semih Başkanım. Bilginiz olsun Sayın Genel Başkanım. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.